Başka neler var İbrahim Hocam? Alıç, alıç kalp damar içi, kalp damar rahatsızları malum. Hızla yanlış beslenme, spor yapmama, sürekli bilgisayar başında oturma. İnsanlarımız artık mesela büroda çalışıyor, ofiste, her iş yerinde veya evde. Hiç dışarı çıkmayanlar, bir gün boyu bilgisayar başında olan insanlar bile var. Yanlış beslenme, fast food tarzı beslenme, spor yapmama, abur cubur yeme. Abur cubur şeylerin içerisinde hep kimyasal maddeler var. Mısır nişastası gibi tehlikeli, kanseri bile tetikliyor mısır nişastası. Çin tuzu dediğimiz monosodyum glutamat var vesaire vesaire. Yani her yediğimiz şeyde kimyasal madde var. İşte yanlış beslenme, yanlış yaşam tarzı nedeniyle ne oluyor? Hastalıklı bir yapı kişiler, insanlar. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme ve aniden Allah korusun. Bunun birleşiminde bu alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç var. Sadece loplu ve kertikli alıç tıbbi maksatla kullanılır. Bunun birleşimindeki hiperozit, kalp damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa, mutlak surette stent takılması dahi gerekiyorsa onu açar. Bununla ilgili Almanya'da sadece bir örnek veriyorum. Yüzlerce klinik araştırması var da. 3664 hasta üzerine denenmiş koroner kalp yetmezliği, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme, tıkanma nedeniyle ortaya çıkan problemler problemsiz halledilmiş. Kimi 2 ayda, kimi 3 ayda iyileşmiş, belgelenmiştir. Alıç, yani bazıları diyor ki panaks damar açar. Panaks damar açıcı bir bitki değil. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Panaks dedikleri şey ginseng. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk bitkinliğe karşı. Ha içine kimya katarsan kan sulandırıcı, o zaman açar ama yan tesiri çok büyük. Bunun hiçbir yana etkisi yok. Bunun birleşiminde alıç, sarı kantaron, oğlotu, zeytin yaprağı, altın başak otu, sadece alıç olursa da yeter, iyi değil. Neden? Çünkü plakları çözdü damarların iç yüzeyinde. Bu plaklar, pıhtılar nereye gidecek? Beyne, kalbe, cinsel organa, oraya buraya zarar verebilir, böbreklere. Böbreklerin fonksiyonunu artırmanız gerekir. Karaciğerin fonksiyonunu artırmanız gerekir. Sadece alıç olmaz. Bu nedenle bunu takviye eden, güçlendiren bitkiler gerekir. Bitki ekstrakları gerekir. 19 çeşit bitki ekstraktı var. 19 çeşit.